arkadaşlar. 2021'in kurban pazarlarında dolaşmaya başladık. Yanımda kameramanımız İmam kardeşim var. Ona da uzatıyorum bakalım. Komukçuyum. Güzel dileklerini alalım. Dost, gerçek dostumla beraber kurban pazarlarını çekmeye başladık inşallah. Kameraman olarak ben arka planda duracağım. Ama her zaman beraberiz kardeşim. Her zaman yanındayım. Yorumlarda diyorlar İmam kardeşimiz hiç kendini göstermiyor falan. Biz daha bir nostalji olsun diye açılışı böyle yapalım dedik. İnşallah bugün Pamaya'dayız. Küçük baş büyük baş çekeceğiz. İnşallah bizi de dostça karşılarlar. Güzel çekimler yapacağız inşallah. Mikrofonu artık bırakıyorum. Evet. Teşekkür ederim kardeşime. Şimdi ben söyleyeyim. Devlet, Allah samimiyetimizi hiçbir zaman eksiltmesin. İstersen İbrahim abimize de çekebilirsin. Bro ile. Hiç kardeşimizin rahatını bozmayalım. Tamam, çekeyim. Müzik. Ne müzik dinliyor, ne film dinliyor, ne yapsın, zaman geçiyor. Daha kortalar var. Daha kurbanlar buraya fazla gelmiyor. Ama ilerleyen zamanlarda kotralar dolar. Genç kardeşlerimiz çalışıyor. Ben çekelim. Aslan ne? Kolay gelsin delikanlı. Şu adam var mı? Nereden giriyorsun? Kars Akyaka. Kars? Akyaka. İsim neydi kardeşim? İsim Arif. Kardeşim mi oldu? Yok, bir akraba. Arif kardeşim, bunlar sizin. Evet. Üç çocuk. Evet. Ne kadardan başlıyor kardeşim sana fiyat? Sene çocuklu oyun olarak 200 ile 2000 lira arası. Ama büyüksüzler olarak da 2,5'den 3,5'e kadar bile var. Sana zahmet olmazsa yani 2000'liklerden başlayarak hani en ufaktan başlayarak yukarı doğru birkaç hayvan örnek gösterebilir misin? Hani izleyenler en azından fikir sahibi olsun. Beni tahmin edesin, beni tahmin edesin. Gir, geçelim gel. Hiç girmeye... Habere çıkıyor. Tamam gülüm. Erkek kuzularımız var öyle. Tamam. Ne kadar diyorsun mesela? Abi mesela buna 1300 lira istiyor. 1300 lira. Tamam. Orta desek mesela ortası bu var abi. O ne kadar? O da 1,5, 1,600 diyor kardeşimiz. Burada da yan tarafta var. Oraya da geçelim. Şöyle söyleyeyim. Beğendiğiniz hayvanı ortalama bir fiyat kendiniz çıkartabilirsiniz yani. Çünkü biz en ufağı ortası ve büyüğünden gösteriyoruz. Hepsini tek tek sorma fırsatımız olmuyor ne yazık ki. Ne kadar kardeşim tuttuğun mesela? Bunlar onlardan biraz daha yüksek. Tamam, ne kadardan başlıyor? O 1.600'ü bu 1.800. 1.800'den başlıyor. Aynen. Yani 2'ye kadar da var abi. 2'ye kadar var. Mesela şu kalkan ne kadar günüm? Abi mesela burada 1.650. 1.650. Bu 1.5. 1.5. Öyle değişiyor. Tamam kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. İlk yarışta şu anda tabelaya da çekelim. Hayırlı bakanlarınız olsun. Teşekkür. Delikanlı geliyorsun, gel bir seni tanıyalım. İsim ne? Eskale. Yusuf, ismin çok güzel. Akrabasıymışsın. Evet. Üzüyor mu seni burada? Yok. He? Üzüyorsa söyle, hemen hesabını alıverim. Yani, aslanım benim. Allah beraberliğini bulursun. Ha gel, kuzuları da çekelim kardeşim. Hay maşallah. Bizim velet nerede? Maskot saklanmış olmasın bizi görünce. Hay maşallah. Bu da pazarın en büyüğü. Eğlencesine getirdi. Satmak amaçlıyla ediyorum. Biliyorum. Hay maşallah. Daha yeni doğmuş galiba bu. 1,5-2 haftalık abi. Maskot öne getirdi. Ay canım benim. Millet seviyor, resim çekiyor. Sevilmez mi bu ya? Ay küpeli bir de bu. Ay maşallah. Ay maşallah. Pazarın en büyüğü bu değil mi? En büyük. Evet abi. Tamam, paşası. Fotoğrafta al kardeşimizi şöyle. En büyük koçu. Paşası. Öyle deriz. Teşekkür ederim gülüm. Canım benim. Hey Mircan. Muhammed diye atıyorum. Mircan. Rahatsız etmeyeceksek. Güzel hayvan fiyatlarına bu sayıda bakar mısın? Ama
Buraya küçük kızlar 2-200'den başlayıp 3.5'a kadar. Büyükler de 3'ten başlayıp 3.5'a kadar. Gösterebilir misin peki size? Patron sen misin o yüzden? Selamünaleyküm abi. Selam, hoş geldin. Nasılsınız abim? Sağ olun. Rahatsız ediyorum lan, hakkınızı helal edin. Ne kadar mesela 1300'lük dediğin hayvan? 2300'lük dediğin hayvan hangisi? 63 numara. 200'lük. 2300'lük, 2500'lük hayvanlar. Peki en yüksek hangisinin ortalama izleyenlerin bilgisi olması açısından? Öyle koyayım. 800 numara. Sağ ol. Bunun neyim o? Şöyle kardeşim. Ne kadar o teşekkür ediyorum. Var mı bir şey? Canım sağ ol, o zaman olay emanet. Ne tarafı? Tamam, onları da çekelim. İstersen gel beraber çekelim. O esnafı muhalim gel olacak. Abi gel. Selam abi, selamünaleyküm. Seni tanıyorum. Bir tane biz bilgilendirme tarafı. Varsa bir sıkıntı bilgilendirelim abi. Valla sıkıntı şu şekilde, mesela geçen sene bu arpa otu ezme aldığımız 70'ti çuvalı. Şu anda 140. Neymiş? Virüs. Abi bazı yüzleri söyleyeyim, bazı yüz saçmalar konularda hani şöyle söyleyeyim. Ben de hayal ediyorum. Mal olsun, bir sırt olsun. Yiyen fiyatlarından biz de müşteri biz. Vallahi abi böyle bir şey olmaz. Mesela aynı hayvan söylemez. Geçen sene de hani 2400, 2500. Bir adam bu sene diyor pahalı. Ne çalışıyor? Şimdi konuda zaten ben hemfikir. Benim zaten şu videoyu çekmem lazım. Bir sene çekmeyi düşünmüyorum. Ben zor durumdayız. Tamam, bu şey. Belediye her sene zam vermeyiz.2800 dediğin hayvanlar ne abi? Valla 2800 dediğimiz hayvanlar şunlar, o köşede 4 tane var, katılmış. Tamam. Onların fiyatları da abi 3.5'a kadar veriyor. Bu taraf 2600-2500'den başlıyor. 2500'den başlıyor. Evet abi. İnşallah bu sefer yani diğer yüzü gidersin. Abi bir de bir tek sıkıntımız arpa. Mesela şu an bir kuşu alıyor, bir kuşu koymuş. Yarıda yani bu kim bunu belirliyor? Herkes kafasına göre belirliyor. Çevrenler oldu yani. Biz bunu anlamadık. Fırsatçı çok. Çok almış. Herkes diyor virüs yardımcı olacak. Doğru mu? Doğru söylüyorsun abi. İlginiz virüs. Çok çevremizde de vardı. Bizim çevremizde de çok ağabeyiz. İster istemez siz sağlıklı durumlar oldu. Yani pandemi birçok şey dedi ve bunu da hani yem fiyatları olsun birçok şeyde fırsata çevirenler de oldu. Çok fırsata çevirdiler. Doğru mu yapıyor? Öbür dünyası da var, ahireti de var yani. Benim şu an amacım, sen mesela yıllardır kurban kesen adamsın da bu sene kesebilir miyim düşüncesiyle? Fiyatlardan korkarak ya ben kesmesem mi? Hani vazgeçmesem mi? Abim benim şu şekilde. Yani onu demek istiyorum, onun için mesela, çekmek geldim. Ben de mecbur hayvana yansıtacağım, doğru mu? Tabii. Mesela 70 olsaydı ben de bu hayvanı bugün burada 2200-2300 isterim. Evet. Ama bu 140 olunca ben de 2600-2700 yapıyorum. Haklı olarak yapıyorum. Hasta gelmiş, Erzurum'da gelmiş. Erzurum'da gelmiş, arpa bulamıyor. Hoş geldin. Karaborsa olmuş. Karaborsa mı olmuş? Karaborsa olmuş kardeşim. Geçen sene ben 70'e alıyordum, bu sene 140'a 150'ye alıyorum yapıyorlar. Çok zor abi. Bu işi herkes bırakır, ben kendi bırakırım. Özellikle son bir ay içerisinde 4 kere, yani 4 hafta peş peşe zam geldiğini gördüm. Abi ben bırakırım bu işi kesin. Kim bırakmasa da ben bırakırım.
İnşallah satıcıların da yüzü gelir. Alıcıların da yüzü gelir. Yani ben şu an hani onun derdim. Yani Allah razı olsun. Esnaftı hayvan getiriyorum. İflas et. Adam bana fiyat veriyor. Ferhat Somali'ye arpa nedir? Direkt otomobil kalmıyor. Bir parası. Adam durdu bıraktı. Boyacılığa başladı. Bu şu anda kurbancı. Adam bıraktı. Mecbur. Hani yani abi yanlış anlamadım. Ben hani keşke güzel şeylerden konuşsam. Vallahi güzel. Sen bir şey söyledin kardeşimiz Rabbim. İnşallah yok. Kardeşimiz Rabbim yüzünü her daim bildirir. Hani benim inşallah. Yok benim işlerde vardır. Ben eski bir şey yapıyorum. 20 senelerden bir de bu işi yapıyorum. Ben yok, evet. Şimdi gücüm yok. Ben 400 torbaya bu kuduları arpa vermişim. 400 torba. Yok ondan adam bile salladı bana. İster istemez sallar abi. Evet. Geçen sene çok aldın kurbanı, bir sene bakıyorsun, büyütüyorsun, yetiştiriyorsun. Çok zor. Onu satmaya çalışmak kolay değil. Ama devlet dedi ben arpa veriyorum, destek hanı nerede, nerede, kime veriyorum, nerede? İnşallah verirler abi. Yani, nerede? Yiyeyim nerede? Hani şöyle söyleyeyim. Yok yok, fiyatları dedi ben düşünüyorum. Fiyatı, hani nerede düşünüyorum? Yani 100 olsa, 80 olsa bize de iyi olur. 140 olursa kullanırız. Birden iki kat atmış. Tabii, birden iki, birden ağlarız açın iki. Çoğu bulamadı ya. Normal yanlış anlamayın abi, sen bu malı tutuyorsun diye satamama ihtimalin de var yani. Abi ne yapıyor? Bunu belirli bir şey ben doğru söylüyorum. Videoyu çekiyorum. Vatandaşlar gelir dedi bağlıdır. Bilmiyorum nereden bu bağlanmış, nereden bağlanmış. Vatandaşlar artık yavaş yavaş bir işte abi. Hani şöyle anlamda söyleyeyim. Özellikle hayvanın içinden gelen veya güvercin, kanatlı vesaire tavuktur. Hani bir şeyler bakar bir insan, tavşan olur. Hani birçok, Türkiye'de birçok hayvancı var. Sadece bu hayvan olarak düşünmeyelim. Emin ol, onlar da aynı şeyden şikayet. Abi direkt yani, ben pandemiden beri mesela kanatlı olarak güvercinden tut tavuğuna, tavşanına, ördeğine, kazına hepsi çıkart fiyatlar. Yok abi gene onlar gene şeyi yiyorlar. Yok yani demek istediğim şu, ülkede çok bazı şeyler kötüye gidiyor ama inşallah bir an önce toparlanır, ayağa kalkarız diye düşünüyorum. 10 aydır ben gönder bu arkadaşa son 500 milyon, 600 milyon abi, her daima bunu harcadı beni. Allah razı olsun abi, bizi bir haftadır bu kadar. Bir gün 500 milyona gider, bunu giderildi. 10 bin lira bunun şeyi maliyeti var. Arpa samana diyor. Ya tar, biz burada 5-6 kişi yapıp, benim yeğenim, babam burada. Bunlar çocuklar mecbur bakıyorlar, gece gündüz için geliyor. Yatıyoruz ıslanıyor, şurada. Babasını atar yani. Ne kadardır? Gerçi kardeşimize bakmıştık galiba biz. Buraya gel bakalım delikanlı. Kardeşimize bakmıştık. Hem sohbet edelim abi. Abiler diyor yem fiyatlarından biraz bir şeyler bahsettiler. Yem fiyatlar tabii ki artış oldu. Şimdi geçen sene bakılırsa yem fiyatları 70'ken 135 lira oldu. 43 bir arka. Bu yem 80-85 civarı olsaydı geçen seneye göre aynı fiyatta gider galiba. Tabii fiyatlar artış oldu. İşte o hayvana yansıyor. Çiftçiye yansıyor. Peki yer fiyatları? Yer fiyatları 1 milyar yer fiyatları arttı. 456 milyar tane bir yer. 6 milyar var. 20 günü ve 22 günü var. Şu an geçen sene ne kadar veriyordunuz ya bu yeri? Geçen sene 5 milyar tane veriyordum. Sen 6 milyar tane veriyordun. Bir abi de demişti 5'te 12 var. O 2 kotra. 2 kotra. 2 kotra. 2 kotra. 2 kotra. Geçen sene daha kadar bir kurban ibadeti de sonuçta. Bir kişinin aklına şüphe çıkar, yüz cesaretlenmesi. Sonuçta bir sevap düşecek. Vacip değil mi? Bir Müslüman olarak vacip değil mi? Vacip. Hani kafasında şüphesi olanların şüphesini kaldırmak. İnşallah kesmeye kimse kalmak benim. Siz de güler yüzü gidersiniz evinize. Kesmeye nasıl geçer inşallah?
Evlerimizden geleni yapıyoruz. Hizmet yapıyoruz. Ayakta man yer. Göz görüşü sınırsız yapıyoruz. 6800. Ne o? Geleni sıkıntı değil ama. Böyle sana da işi belli iki sıkıntı kalmadı. Çalışıyorlar yani. Çalışıyorlar. Önce de çok sıkıntı sorunu vardı. Yer sorunu vardı. Bir de sıkıntılar var. Çok. Çünkü geçen sene bunlardan bir garip abilerimiz vardı. Vardı. Bir tane şimdi yarın bir sıkıntımız yok. Ben yok. Yer fiyatları üzüyor. Hani bu söylediğimden de yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Hani benim belediyeyle vesaireyle bir herhangi bir sıkıntı olduğu için veya sormam değil. Geçen sene de birkaç abiyle burada aynı yerde sohbet ettiğimizde belediyeden yana olan sıkıntılarını dertlerini anlatmıştı. Geçen sene de hiçbir sıkıntımız oluyor yoktu belediye. Geçen sene her şey kurulduğu hiçbir sıkıntı yok. Daha güzel çalışıyorum. Abi de izah ediyorum. Bu sene yağmurdan dolayı fazla çalışma yok. Ama tabii elektriksin falan diyorlardı. Tabii tabii. Şu anda elektriksin. Tamam, suyumuza gidelim. Maşallah. Teşekkür ediyorum Mustafa abi. Teşekkür ederim. Bilgilendirme için. İnşallah güzel bir sesimiz olur. Güzel bir şekilde. İnşallah. Telefon sizin olan mı? Yok. Nazlı kardeşim. Annesi benim kaldı. Babası benim abim. Elinde büyüyor. Allah muhabbetinizi artırsın. Teşekkür ediyorum abi. Merhaba. Sağ olasın. İnşallah abi. Bayramın son günlerinde de ortaya. İnşallah. İsmail Rahim Bakıra. Hüseyin Bakıra. Nereden abi? 44 numara abi. Ben Ars'ta geldim. Ars'ta geçiriyorum. Bizi çok üzüyorlar. Ne gibi abi? Yeri tam yapamamışlar. Yemlikler eksik. Suluklar eksik. Bu çağa da yapıyor. Bir de her sene zam. Her sene zam. Belediye bunu nizam ediyor. Vatandaş yapıyor diyor, vatandaş üstlüyor. Vatandaş da yemden yapıyor, arpada, samanda yapıyor. Belediye yaptığından sonra ben vatandaşa normal görüyorum şimdi. Belediye bunu her sene zam yaptığı zaman vatandaşın önüne geçmesi yok. Geçen sene 10 milyon aldı, bu sene 12 milyon aldı. Bir de geldiği zaman yok biz böyle yapacağız sözler kalıyor. Yapmıyorlar. Peki ne söz verdiler de yapmadılar? Söz verdiler dedi yemlikleri yapacağız, kurukları yapacağız, yapmadılar. Vatandaş Kars'ta geldi, Doğu'da gelip burada perişan oldu. Yok bu demir nedir bu demir? Bu demir adam buraya koymuş, parmağını buraya koymuş, para parça ettik getirdiler, bu demir bu kapıyı. Hani bu kapıyı ne mertesiz, yuvarlayıp. Ama buraya koyduk. Bir şey yaptık. Öyle değil. Hiçbir şey yok sarılar değil. O kadar. Peki abi. Bunları inşallah gerekir. Biraz da hayvanlarından hani. Yanlış anlamayın. Bunlar zaten konuşurlar değil mi? Evet. Sana faydamız. Benim birkaç hayvanımı çekeriz. Ortalama bir fiyat hani. İnsanların kafasında belirlersin. Küçükten, ortadan, bir de büyükten birer örnek gösterirsin. Hep 2 yaşında koşardı. Tamam. Hepsi 2 yaşında. Evet. 1500'de 1600 arasıdır. 1500'de 1600 arasıdır. Fiyatlarımız makuldur yalnız. Ama yine vatandaş bağlı diyor. Yine de bağlı diyor. Mesela ne kadardan başlıyor? Ufak hayvandan bir tane söyle. Fiyatı diye söyle. Mesela bu 2500'dir. 2600'dir. 2700 en fazla. En fazlası 2700. Evet. Ama gelen vatandaş bağlıdır. Bütün zamları görmüyorsa da halen zamını görüyor. Abi bu sene onlar da sıkıntı çekiyor. Siz de sıkıntı çekiyor. O konuda yorum yapamıyorum. Gerçi yorum yapmak hakkındayım. Ben şu an amacım insanlara faydalı olmak. Hem sana faydam olsun, hem ödeye faydam olsun. Sen hayvanların memleketinden getiriyorsun buraya. Hani mümkün olduğunca sıkıntım varsa bile getiremiyorsan belki bizim kanalda sizlerle çünkü ben ne siyasi inşallah. Herhangi bir şey yaparım. Sadece burada Türkiye'ye faydalı olacak. Ne faydalı olacak? Sen buraya hayvan getiriyorsun. Sen kazanacaksın ki senin oğlunun okutabilirsin. Tabii. Bir yerde harcama yaptığında ülke ekonomisine katkı sağlayabilirsin. Tabii. Hani birçok faktörle. Tam maksat faydan olsun. Şu tekeler ne kadar abi mesela? Tekeler 1600-1500 lira. Mesela kabak ilerideki kabak. 1600. Teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun. Tekrar hani müsaade olmayı yemin ediyorum. Ben de biliyorsun. Teşekkür ederim oğlum. Hayırlı bayramlar. Nasılsın? Müsaitsin tabi. Sen de biraz çekim yapsak. Ne gibi çekim?
Abi ben hayvanlıkta kurban pazarlarında kurban fiyatlarını yemiyorum. Kusura gelin. Yani müsaade verirsen seninle çekim yaparsın. Ya olanları tutmuyor. Etmezsen yapacak bir şey yok. Bizden hep faydalı olmaya çalışıyoruz. Olur. Gel gel burada şampiyon şampiyon. Söyle aman. Sen bu hep pahalı. Hayvanın tabağını, hayvanın tabağını da pahalı. Bir türlü satamayacaksın. Evet. Bir sene peşanlık olacak. Ondan sonra bu şeylerden yemiş oluyor o havalandırmak şu an. Bir yağmur yağmur süt yerme çiğer geliyor. Bizler de orada bir yatak yapacağım. Burada direkt sürünüyor. Burada da yatak olacak. Çekim ama orayı da. İnşallah en azından bilgisayarımız şey yapalım. Evet. Faydalı olsun. Yani biz de hepsi bu yerler abi faydalı olalım diye bu sefer Erat'cığım bir tane örnek koç çıkarır mısın? Gel. Bir örnek koç olacak dedi. Buyurun abim benim. Çektik galiba siz. Aynı hayvanları. Tamam çek. Tamam. Çek çek. Tamam. Burası kimin abi? Burası bir de yeğen. Burada da çekelim. Hayvanların ama genel çekim yapsak sıkıntı olur. Hiç sıkıntı yok abi. Tamam. Dur bakalım. Ortalama fiyatları nedir? Çekti mi sen boşuna? Valla ortalama fiyatlar... Bakın. O fotoğraf benim. Çektik o da. 2500'de başlıyor abi. Hemen hemen aynı zaten. O dikkatimizi çekti zaten. Abi abi şu onun için çok alıyoruz yani. Yanlış anlamayın beni. Ben hani alıcılar da bazen İnşallah. Abi ben YouTube'da kendim ufak Bursa genelinde ama az çok da olsa inanın hani bizi sevenler de var, izliyorlar. Bilemezsin. Hani ben çünkü samimiyetimle çekim yapıyorum. Hani böyle yapmacık ağa geleyim, bir iki tane sohbet edeyim veya hayvan çekeyim gideyim değil. Benim derdim ben yıllardır, bak ben köylü bir insanım. Adam diyor bana mesela sohbet esnasında, ya kardeşim bizi beğenirler mi? Ya abi ben köylü bir insanım, ben kabul ediyorum. Beni beğenmeyecek adam böyle beğenmiyorsa zaten beğenmesin. Ama milletin beğenmesi, beğenmesin. Hani ben milletin beğenmesi için yapmıyorum ki. Boşlar beğensinler, gerek kurbanlar. Benim derdim insanlara faydalı olmak. Çoklar, büyük başlar çoğu bitti. Öpü bitti yazdılar. Boşlar da bir iki çadır. Bir iki haftada bir canlanma var. Bir iki çadır kapattılar, bitti yazdılar. Maliyet çok. Çek hocam. Ah, şu milyar dedim, evet maşallah. Ah şunu, ben bunu şimdi kime vereceğim? İnşallah alıcısı vardır abi, her kurbanı. İnşallah. Alanların amel misali amel eylesin. Ders sahibi oldunuz. Yani. Bu mesleği seçtim, hayvancılara gönderdim. Ben normalde Bursa'da dekoratif işi yapıyordum. Nerede yapıyorsunuz hocam? Yani yapıyor musun yoksa? Tabii bıraktım. Bu işi. Kurbanlık işine gidip herhalde bir daha geri döneceğim. İnşallah daha iyi olur abi inşallah. Yani daha iyi. Allah gönlünüzden bin kat daha hayırlısını, vallahi daha iyisini söylesin. Vallahi bir daha iskele çıkacağım. Ben iskele için bıraktım o işi. Yükseklik var. Mesela herhalde bu kendi işim. Herhalde bırakacağım. İnşallah. Bir hevesle kalktı. Devlet bırakmadı. İşte abi bazı şeylerde yorum yaptığım zaman o zaman da siyasete giriyor. Ben en azından sizler konuşun ki ben sizlere konuşuyorum. Biz zaman zaten direkt yakalanıyoruz. Hani bunu da yanlış anlama, her kanalda da göremezsin. Ben hani elimden geldiğince faydalı içerik üretiyorum. İnşallah faydalı oluruz abi. Teşekkür ediyorum. Abi nereden getiriyorsun hayvanları? Kars'tan geldik. Kars mı hayvanı diyorsun? İsim neydi? İsim Naim Bak. Naim abi. Geçen sene de beraberdik Naim abiyle. Kusura bakmayın, isimler biraz hafıza zayıf benim. Kaç tane hayvan getirdin o bu sene? Valla 400 hayvan getirdim. 400 hayvan getirdim. Evet. Maşallah. Kaç tane korkuyorsun? 4 tane korkuyorsun. 4 de senin hayvanları. Evet. Peki satış oldu mu abi? Oldu bayağı. Ay maşallah. Peki, ortalama fiyatları ne var? Fiyatları
1,5'le 3,5 arası. Hemen hemen geçen sene öyle aynı. 1,5'le 3,5 arası gibi. Peki örnek hayvanlardan gösterebilir misin abi bir dakika? Sana zahmet olmayacaksın. Buçuğa satıyoruz. İki buçukluk hayvan evet. Alıyoruz. Maşallah abi. Böyle bir arkadaş oluyor abi. Yerdeki hayvan ne kadar abi? O da aynı. O da o iki da buçuk. Peki bir buçukluk hayvanları da örnek. Bir buçuk hayvanlar benim karşımda. Bunlar bir buçuk. Evet. Şu ayaktaki 1,5 dedim. Evet, 1,5. Çekim onu. Arkadaşlar videoyu genelinde yani beğendiğiniz hayvan olur dondurup kameradan izleyebilirsiniz. Peki abi sen sıkıntı devam etmiyor inşallah. Vallahi hayvan çok. Sonunda sürdük göstermeseyim. Şu an iyi. İnşallah sonunda sürdük gösteremem. Helal etmez. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun. Sizin de oğlum, Allah'a emanet. Memnun oldum, Naim abi. Şöyle genel olarak. Geçin. 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 Geçin.